Ana. Evet, yalnız olmayacağız tabii. Bugünkü maçta onursal konuğumuz Reis. Biraz hastaymış. Bu kadar güzel bir köpeğin, bu kadar zarif, narin bir köpeğin ismi ne olabilir? Haydut. Evet, maça hazırlık devam ediyor. Favori filmimiz gelmiş. Rohan krallığından sürüldün, hem de derhal gidesin. Yoksa başın gider. Kanka ne bu? Frigo! Maç 12'de diye plan yapmıştık, ona göre hazırlanmıştık ama ah. Maç sabah 6.30'daymış. Şu an saat 12.30. Sabah 6.30'da. Kaç? İki mi? Yeah! Biri kazanacak. İki kralın çarpışacağı büyük meydan okulu. Kaçta? 6.30 diyor abi. Kapı mı çaldı? Evet. Biri daha geldi. Yunus FC. Bahisleri konuşuyoruz da. Kaan, sence kim alır abi maçı? McGregor. Ooo, değişik. Bahisleri, yani oranlara karşı bir işte tahmin oldu bu. Bence evet. Herkes bekliyor abi zaten şeyin almasını. Mayweather'ın almasını. Ama galiba size... Ama şöyle galiba, herkes gönüllerin şampiyonu McGregor abi. McGregor tutuyor ama... Herkes McGregor istiyor ama... Ama evet abi, Floyd... 1-1-10 falan veriyor yani Floyd'un evet, kazanması. Floyd çok çok yüksek ihtimal ve herif yenilmedi abi. Bugün... Herifin karşısına çıkan boksörlere yenilmedi abi. Bu herif boksör ama... One eternity later. Sarka geldi. Let's get ready to rumble abi. Let's get ready. Üf. Reis geldi. Evet. Hadi oğlum. Geliyor. Reis geliyor. Hayır. Gözlükler nerede kanka? Gözlük yok. Çok basit çıkıyor oğlum. Gayet net yani. Evet. Floyd ninja olmuş. Bu ne abi? Başladı mı? Artık video kapadı. Evet, 3 roundumuz bitti. Yunus ne diyorsun abi? Yani çok bir action yok daha yani. Bir şey yok ama ben... Kalbimiz İrlanda'dan yana. Evet. Hepimiz İrlandalıyız bugün. Hepimiz İrlandalıyız bugün. Sabah 7'ye kadar bunu bekledik. Evet. Of. Biraz durumlar kötü ama değerdi. Bu maç, evet. Bu maç kaçmazdı. Evet. Ama bitti. Of. Evet, knockout geldi. Kimse Floyd'u indiremez abi. Ne, bitirdi mi? Abi hayır, böyle biter mi bu maç ya? TKO. Abi bir yere düşseydi ya. Evet, kaçtım. Ya çok sıkıcı ve yani sonu hiç güzel değildi yani maçın. Hani tabii ki biliyorduk Floyd'un kazanacağını ama McGregor'dan böyle bekledik birkaç tane. Hiç net bir şey yok yani. Maç içinde ayakta kaldık. Saat 9.30. Önümüzdeki 5 gün boyunca uyumayı planlıyorum. Bir tane restoran var İstanbul Sirkeci'de. Bayağı da gitmek istediğim bir yer. Şimdi bir arkadaşımla anlaştık. Oraya gideceğiz. İstanbul'un efsane yerlerinden Eminönü Sirkeci'deyiz.
yeri bulmaya çalışıyoruz tabii, yine bir küçük bir kaybolma durumu var buralara her geldiğimizde. Gidecek çok yerimiz olduğu için biraz seçmede zorlandık. Bir yer vardı işte o gideceğimiz. Oradan vazgeçip oraya başka zaman geleceğiz. Şimdi başka yere deniyoruz bakalım. Kral kokoreç. Merhaba abi. Merhaba. Kolay gelsin. Arkadaş buraya bayağı met etti de ilk defa yiyeceğiz bakalım. Kral kokoreç. Arkadaş yanlış söylemiş adını. Yanlış mı söyledim? Yanlış yere geldin abi. Aa yapma bunu ya. Coştur o zaman bize abi. Hadi bak. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. İki daire. Nereye bak içecekler? Teşekkürler. Evet, bayağı hızlı bitti. Abi, sipariş de aldıdan. 10 üzerinden 6. Bazen yemeklerin nasıl yapıldığını izlemek bile bir zevk. Abi, şey. Abi ayağına sağlık. Kral kokoreç. Teşekkür ederim. Çok iyi. Harikasın abi, kolay gelsin. Abi. Sağ olun efendim, iyi günler. Sağ ol abi. Evet, güzel güzel. Evet, Eminönü'ne ve Sirkeci'ye gelip de birazdan gideceğimiz yere gitmeden olmaz tabii ki. Bu böyle bir karakter yok. Birazdan oradayız. Şuradan içeri girince hatta büyük bir kaos var burada yani. İnanılmaz, böyle bir şey olamaz. Geldik. Bunların hepsi bir çiğ köfte için. Aksın, devam ediyor. İşte karakter burada. Abi sen de çık. Abi. Hocam acıyı söyle abi. Sıramız geldiğinde acıyı söyle. Bura. Tamam. Hadi sen bir tane daha mı? Öbür poşetten. Ver bunu bana. Tamam, çok çözün. İster misin? Sen gitsin. Çıkın poşetten. Gel. Tamam. Girin bari. Abi böyle bir şey olamaz. Adam yaptığı iş çiğ köfteci yani.